Artık bombalanmaktan yorulduk. Bu sözler Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye ait. Ukrayna lideri İngiliz parlamentosuna hitap etti. Hem ülkesinde yaşanan insanlık dramını anlattı hem de kararlılık mesajları verdi. Dünyanın en büyük ordularından birine karşı şehirlerde, tarlalarda, ormanlarda savaşmaya devam edeceğiz dedi. 13 gündür bombalanmaktan yorulduk. Sabahın saat 4'ünde seyir füzeleri saldırısıyla uyandık. Herkes yataklarından fırladı. Çocuklar, kadınlar, bütün Ukrayna o günden bu yana artık uyuyamıyor. Hepimiz savaşıyoruz. Ülkemiz için, ordumuzla ve halkımızla savaşıyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, İngiliz parlamentosuna seslendi. Savaşta gelinen noktayı özetledi. Rusya kuvvetleri silahları bırakmamızı istedi. Ancak biz savaşmaya devam ettik. Ve savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu anladık. Halkımızın gücünü gösterdik. Zelenski, Ukrayna halkının tüm dünyanın göz önünde yaşadığı dramı bir kez daha anlattı. Sivil halkın hiçbir şekilde gıdaya ve suya erişimine izin vermiyorlar. Ve tabii ki şehirlerde kalan insanlar da bu sefer panik olmaya ve korkmaya başladı. 13 gün boyunca hiçbir şekilde suya ve gıdaya erişimi olmayan insanları düşünün. Kimi zaman duygulandı Ukrayna lideri, çocuklardan bahsettiği anlarda olduğu gibi. 50'den fazla çocuk hayatını kaybetti. Bunlar yaşamlarına devam edebilecek çocuklardı. Ancak bu insanlar gelip çocuklarımızı bizden aldılar. Zelenski, İngiliz parlamentosunda pür dikkat dinlenen konuşmada bundan sonrası için de kararlılık mesajı verdi. Evet, bu soru bence geçerli olmaya devam edecek. Acaba savaş devam edecek mi sorusu? Evet, devam edecek. Ve Birleşik Krallık da aslında bunun ne kadar önemli olduğunu görmüş oldu. Biz Ukrayna halkı olarak asla vazgeçmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Vatanımız için bedeli ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek. Ormanlarda, tarlalarda, kıyılarda, sokaklarda savaşımız her yerde devam edecek. Ukrayna Devlet Başkanı ayakta alkışlanan konuşmasını tamamlamadan önce bir istekte bulundu. Lütfen yaptırımlarınızın baskısını arttırın ve lütfen Rusya'yı bir terörist devlet olarak tanıyın.